Tarih 1 Kasım 2001. Yer İstanbul Boğazı. İstanbul'un iki yakasında da boğazı gören her yer uzun zamandır olmadığı kadar kalabalık. Meraklı insanlar uzun zamandır tartışılan varyak uçak gemisinin boğazdan geçişini seyrediyor. Kimi fotoğraf çekiyor, kimi sadece seyrediyor. Sovyetler Birliği, Amiral Kuznetsov isimli uçak gemisine bir kardeş hissedildiğinde günümüze kadar uzanan Varyag'ın hikayesi başlamış oldu. Amiral Kuznetsov sınıfı Sovyet Uçak Gemisinin ismi Riga olarak planlanmıştı. Ama proje devam ederken gemi Varyag ismini aldı. 1985 yılında kıza konan Varyag, 1988 yılında denize indirildi. Tabi bu sırada dünyada çok değişik şeyler oluyordu. Varyag daha tam olarak yüzmeyi bile öğrenemeden önce Berlin Duvarı yıkıldı, ondan sonra Sovyetler Birliği dağıldı. Tabi bu karmaşa ortamında Varyag uçak gemisi tamamlanamadı. Uzun yıllar atıl vaziyette bekleyen Varyag, 1993 yılında Rusya ve Ukrayna arasında yapılan bir anlaşma ile Ukrayna'ya bırakıldı. Ama Ukrayna'nın tabi ki gemiyi faal hale getirip dünya sahnesine güç gösterisi yapmak gibi bir niyeti yoktu. Gora'dan aldığı uzay gemisini hurdacıya satıp paraya çevirmek isteyen Arif Işık misali, Varyag'ı bir an önce satmaya çalışan Ukrayna, dev gemiye bir müşteri aramaya başlamıştı. Varyag'ın ilk taliplisi İngiltere oldu. 1996 yılında İngiltere Variga satın almıştı ama daha sonra Ukrayna bu satışı iptal etti. 1998 yılında bu kez Variga talip olan bir turizm şirketiydi. Motorları ve dümeni olmayan gemi için 20 milyon dolar ödemeye hazır olan şirket bu dev gemiyi eğlence amaçlı modifiye edecekti. O dönem kimse bir turizm şirketinin neden bir uçak gemisine bu kadar yatırım yaptığını anlam verememişti. Bir uçak gemisi nasıl eğlenceli bir hale getirilebilirdi ki? Herkesin aklında bu soru işareti varken Rus basını ortaya çok konuşulacak bir iddia attı. Rus basınına göre gemiyi alan şirketin turistlerle pek işi yoktu. Zaten belli ki turizmden de pek anlamıyordu. Rus basını o şirketin paravan bir şirketi olduğunu ve geminin gelecekte Çin tarafından askeri amaçlarla kullanılacağını iddia ediyordu. Ama o geminin Çin Halk Cumhuriyeti ordusuna katılabilmesi için Çin'e gitmesi gerekliydi. Çin'e gitmesi için de Karadeniz'den çıkması, yani İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçmesi gerekliydi. Yakın geçmişin en heyecan sahnelerinden biri Türkiye'de kuruluyordu. Türkiye geminin boğazlardan geçmesi konusuna pek sıcak bakmıyordu. Varyag çok büyüktü, bunun yanı sıra motorları ve dümeni yoktu. O kadar büyük bir geminin çekilerek zapt edilmesi ve İstanbul boğazı gibi çok sert virajların olduğu bir yerden geçirilmesi riskliydi. Olası bir kaza durumunda boğaz trafiği aylarca durabilirdi. Üstelik varyak bir uçak gemisiydi. Yani askeri bir unsurdu ve Türkiye, Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin gerekçe göstererek Varyag'ın geçişine izin vermiyordu. Yaklaşık 2 sene önce Varyag'ın Boğazlardan geçişine neden engel olmaya çalıştığımızla ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Aslında tek sebep Varyag İstanbul Boğazı'ndan geçerken sağa sola çarpar, bize zarar verir. İşte Boğaz trafiğini trafiğe kapatır. Tek sebep bu değilmiş. O dönem Çin'in Uygur Türkleri üzerinde uygulamaya başladığı baskı, Çin'e bir uçak gemisi kazandırmak konusunda bizi çekimser davranmaya itmiş. Biraz önce söylediklerimden de anlayacağınız üzere Çin'in Varyag'ı tamamlayıp bir uçak gemisi sahibi olacağı ihtimali hep göz önünde bulundurulmuştu. Peki bu ihtimali bile bile nasıl izin verildi var yakın boğazlardan geçişine? Çin olası bir kazaya karşı Türkiye'ye 1 milyar dolarlık teminat mektubu vermişti. Bunun yanında Varyag'ın askeri amaçlarla kullanılmayacağı ve bir eğlence gemisi olacağı yönünde sözü vardı. Ama en önemlisi Çin, Türkiye'ye birkaç milyon turist göndereceği sözünü vermişti. 2001 yılında ekonomik krizle boğuşan Türkiye'nin yumuşak karnını bulmuştu. Turizm gelirlerini arttırmak için birkaç saatinde dişimizi sıkacak ve Varyag'ın boğazlardan geçişini seyredecektik. Takvimler 1 Kasım 2001 tarihini gösterdiğinde Varyak önce İstanbul Boğazı'ndan birkaç saat sonra da Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Bir kaza yaşanmamıştı. Ortaya çıkan görüntülerse tarihe geçecek cinstendi. İstanbul Boğazı'ndan dev bir uçak gemisi geçmişti. Varyag'ın son durumunu eminim tahmin edebiliyorsunuzdur. Hatırlarsanız uçak gemileriyle ilgili hazırladığım videoda uçak gemisine sahip olan ülkeler arasında Çin'i de saymıştım. İşte Çin'in sahip olduğu o uçak gemisi bu uçak gemisi. Özetle Çin eğlence amaçlı kullanacağım diye söz verdi ve Varyak uçak gemisini boğazlarımızdan geçirdi. Daha sonra 2011 yılında Varyag'ı tamamladı ve envanterine kattı. Söz verdiği Çinli turistler de bir türlü gelemediler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.